Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Abi bugün Brawl Stars'taki görüp görebileceğiniz en gizemli hesaplara bakacağız. Ve gerçekten yaptıklarını görünce bunlar hile mi yapıyorlar diyeceğiniz hesaplar olacak bu hesaplar. Videoya da geçmeden önce bu serinin devamını eğer isterseniz de mutlaka videoyu sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız efendim diyeyim ve videoya geçeyim. Tabii ki de videoyu da geçmeden önce arkadaşlar dükkanımda en sağından içerik üstüne destek bölümünden ustayı destekleyen yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum birçok çekilişe de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdikten sonra buradan destekleyenlere kalbimi yollayaraktan bu Brawl Stars'ın en gizemli 10 hesabını sizlere göstermeye başlayayım. İlk gizemli hesabımız gerçekten çok garip bir hesap. Tojoko adlı bir kulübe gitmeniz gerekiyor ve kulübün etiketi gördüğünüz gibi sadece 3 haneden oluşuyor. Yani Brawl Stars'ın en eski kulüplerinden biri bu kulüpte arkadaşlar. Buraya tıklarsanız iki tane adam var. İkisinin de nicki hemen hemen aynı diyebiliriz ve ikisi de muhtemelen kendi hesabı. Başkanın hesabına tıklarsanız yani kulübün etiketi 3 haneli dedim ya arkadaşlar. Bu gerçekten ilk açılan kulüplerden biri olduğunu gösteriyor. Çünkü Brawl Stars'ta hem kulüp etiketi hem de oyuncu etiketi olarak en az 3 hane olabiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi 3 hane var. Ama daha da ilginç kısmı arkadaşlar hesabının da gördüğünüz gibi kulübün başkanının yine sadece 3 haneden oluşması ve gördüğünüz gibi kulübü de sadece kupası 3 haneli. Aynı şekilde kendi kupası da 3 haneli ve gördüğünüz gibi sadece 3v3 modunu oynamış ve yine gördüğünüz gibi savaşçıları da arkadaşlar çoğunluğu 3 seviye. Bu adamın 3'le derdi ne bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten çok garip, ilginç. Supercell'in bir incelemesi gerektiğini düşündüğüm bir hesap olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk maddede Tojoko adlı hesabı ve sizlere kulübünün gizeminden bahsetmek istedim diyelim ve hemen ikinci maddemizde benim devam edelim. İkinci maddemizde çok garip bir hesap var arkadaşlar. Ve gerçekten hani hileyle mi bunu yaptı falan diye şüphelenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu etiketi yazdığımızda şöyle bir kulüp çıkıyor karşımıza. Ve bu kulüpte arkadaşlar birazcık daha aşağıya indiğimizde abi 15. sırada Hotex diye bir oyuncu göreceksiniz arkadaşlar. Buraya kadar her şey normal olsa bile Hotex'in eğer üzerine tıklarsanız arkadaşlar 3-3 zaferini ve çift zaferini görüyorsunuz. 3-3 zaferi anlamında değil ancak çift zafer anlamında dünyada bir rekoru imza atmış. Kendisi tam 124.000 çift zaferi var arkadaşlar. Evet doğru duydunuz, 124.000 çift zaferle dünya rekorunu elinde barındırıyor. Ancak bununla da kalmamış, 101.000'de 3v3 zafer yapmış. Kardeşim sen manyak mısın ya? Abi bunu nasıl yapabiliyorsun? 124.000 3v3 zafer nedir birader? Hani 3v3 zaferi 100.000, hani yine inanılmaz bir rekor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Dünyada çoğu kişide olmayan, sayılı kişide olan bir rekor 3v3 zaferi olarak. 101.000 3v3 zaferi, ancak çift zafer bildiğiniz gibi 3v3'den bile zor yani yapması. Ve hani 124.000 çift zafer yapmış. Abi senin deneyim seviyen kaç? 367. Benim hemen hemen aynı ve 124.000 3-3 zafer nasıl yapabilir? Gerçekten benim aklım hayalim almıyor arkadaşlar. Hani sadece çift zafer oynadı deseniz abi 6800 yani neredeyse 7000 de tek zaferi ve 3-3 zaferi de 101.000, bunu nasıl yapabiliyor bir insan? Gerçekten aklım almıyor arkadaşlar. Hileyle mi, hurdayla mı yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Mantıklı bir cevabı olanlar yorumlara yazabilir. Evet, sıradaki hesabımız daha da ilginçleşecek arkadaşlar. Şöyle bir YouTube Elite diye bir kulübe girerseniz abi en altlarda yine değişik bir hesap karşılaşacaksınız arkadaşlar. Listenin sonuncu sırasında Hyperion diye birisi var gördüğünüz gibi. Onun hesabına tıklarsanız hesabının kupası sadece gördüğünüz gibi 410 arkadaşlar. Yani şaka gibi ama 410 kupada ve abi adamın 3v3 zaferi 34.000, çift zaferi de 54.000. Ancak bu hesabın asıl olayı dünyadaki en yüksek tek zafer sayısına sahip kişisi arkadaşlar hesabı. Ve tamı tamına 92.575 tek zaferi var. Abi inanılmazsın sen ya. Abi sen manyak mısın ya? Bu nasıl bir hesaptır oğlum? Gerçekten benim aklım sır ermiyor arkadaşlar. Yani erdirebilen varsa yazsın yorumları, bunu nasıl yapabiliyor? Yine hile hurda mı karıştırıyor? Supercell bu hesabı bir inceleme altına alsın. Abi hesabın kupası 410, bak karakterlere bak bak. Bak 35 rütbe 0 kupa Nita. Abi manyak mısın sen? Bak daha da farklı şeyler var arkadaşlar. 11 seviye hepsinin kupası ve kupa kasmamış oğlum adam. Abi çoğunun rütbesi 1. Oğlum bu hangi kupayla yaptı bu kadar şeyi? Hangi karakterle yaptın lan sen? Abi inanılmaz, bir dakika. Arkadaşlar bütün rütbesi 1 lan karakterlerinin. Oha! Bir Squeaky, yani o da 0 kupa 12 rütbeye kadar çıkartmış. Abi bir Squeak var şu an 12 rütbeye çıkarttı. Başka? Jackie var, Daryl var. Abi Jesse var, Barley, tamam El Primo falan. Abi manyak mısın sen? Sanırım arkadaşlar adam sadece Nita oynayarak yapmış bu istatistiği. Aa! Oğlum adam manyak. Vilov'u kaç bunun, bir dakika. Bir de Vilov var arkadaşlar, tamam onu atlamışım bak. Vilov'u da 35 rütbe ve 0 kupada gördüğünüz gibi. Abi adam Vilov'la sadece Nita ile sanırım 34.000, 31.000 3-3 zafer, 92.000 tek zafer ve
54.000'de çift zafer yapmış ve dünyadaki en fazla tek zafer yapan oyuncusu yani 92.000 tek zaferli arkadaşlar solo zaferiyle. Hyperion hesabı gerçekten çok ilginç ve yani hile mi yapıyor acaba dediğim hesaplardan biri gerçekten. Evet, bu seferkini Reddit'ten buldum arkadaşlar ve Reddit'te bir kullanıcı bir YouTube videosunda SS alıp bunu arkadaşlar Reddit'e atmış ve bunu nasıl yapabiliyor demiş. Nasıl yapabiliyor dediği şey aslında arkadaşlar oyun içerisinde size göstereyim. Bildiğiniz gibi savaş topu 20 kupada açılabiliyor. Ancak bu hesabın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bu YouTube videosundaki hesabın total kupası 0 kupa ve daha yeni açılmış bir hesap. Ancak alta bakıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bro Ball yani savaş topunu açmış. Yani bu nasıl olabiliyor? 0 kupada nasıl savaş topu açıyor? 20 kupa olması gerekiyor çünkü hesabın. Hatta şöyle videosunun içinde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Shelly's'de 0 kupa ve Dynamike'da 0 kupa. Yani hiç kupa kasmamış. Daha yeni açmış hesabı. Hesabın da total kupası 0 kupa ama bir dönüm başına geldiğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş topu gayet de açık bir şekilde gözüküyor daha 0 kupalı hesapta. Bunu nasıl yapmış olabilir? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın abi. Ben anlamadım gerçekten. Evet, bu seferki maddemizin ana konusu ise arkadaşlar hayalet hesap maddesi arkadaşlar. Hayalet hesabımız gördüğünüz gibi ekranda da birinci olmuş bu maçta. Ancak kendisi gözükmüyor. İkinci olan kişi de bunu alıyor, Reddit'e atıyor ve diyor ki birinci olan kişi benim savaş günlüğümde gözükmüyor. Bunu nasıl yapmış olabilir? Hile mi diyor. Gerçekten ben de bir anlam veremedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani buradaki anormal diye bir isim var ve ikinci olmuş, 6 kupa almış. Ancak birinci arkadaşlar hani burada yeri olmasına rağmen gördüğünüz gibi gözükmüyor. Hani bu herhangi bir Photoshop falan değil. Burada Reddit'teki bir kullanıcının şikayetçi olduğu bir olay abi. Bunu da Reddit'e yollamış. İnsanların fikrini sormuş. İnsanlar gerçekten şaşırmış. Hayalet hesap diye geçiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi birinci olmasına rağmen burada gözükmemiş abi savaş günlüğünde. Bunu nasıl yapıyorlar arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Evet, sıradaki maddemiz iyice ilginç bir madde arkadaşlar. Bir maçta en yüksek kupayı alan oyuncular maddesi. Bu oyuncular kupalı kaçış modunda birbirini aynı anda öldürerek arkadaşlar yani bilerek bir oyun açığını kullanarak ekranda da gördüğünüz gibi 38'den 40'a, 40'tan 45'e, 45'ten 50 kupaya kadar kupalar aldılar tek maçta bu arada. Ve bunu ne kadar yaptılar? Hani yani bu açığı ne kadar kullandılar belli değil arkadaşlar. Ekranda zaten aldıkları kupaları vesaire görüyorsunuz. Reddit'te, Twitter'da daha fazlasını 50'ye yakın kupa alanlar vardı ya yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Tek maçta abi kupalı kaçışta. Zaten kupalı kaçışta da oyun açığını kullandıkları için abi ve fazla fazla tek maçta 50'ye yakın kupa aldıkları için kaldırıldı bildiğiniz gibi. Ama bu hesaplar hakkında bir işlem yapıldı mı Supercell tarafından? Hiç bu konuyla alakalı açıklama yapılmadı. Veya bu hesaplar ne kadar kullandılar bu açığı ve bu sayede kaç kupaya kadar kupa kastılar? Belli değil arkadaşlar. Ben de bu videoda bu maddeye yer vermek istedim. Bu hesapların incelenmesini istiyorum gerçekten. Hani bunu ne kadar kullandılar abi? 20 maçta 1000 kupa yapar yani arkadaşlar. Şaka değil yani. 20 tane maç atıyorlar ve 1000 kupa yapabilirler bir karakteri. Ve inanılmaz kupalar kasabilirler bu sayede. Bu açığı ne kadar süre kullanmaya devam etti bu hesaplar belli değil. O yüzden bu hesapların incelenmesini talep ediyorum abi buradan Supercell'den. O yüzden bu maddede bu hesaplarında kastıkları bu ilginç kupaları sizlere göstermek istedim ve bir sonraki ilginç maddemize devam edelim. Evet, sıradaki maddemizde çok çok ilginç bir hesap var ve nasıl yaptığını gerçekten çözemediğim bir hesap var arkadaşlar. Muhtemelen siz de çözemeyeceksiniz bunu nasıl yapabiliyor diye düşüneceksiniz diye düşünüyorum. Help diye bir kulübe giriyorsunuz ve arkadaşlar bu her kulübüne girdiğinizde 23. yani başkan olan kişinin hesabına tıklarsanız One Trick Genie diye bir hesap var zaten arkadaşlar. Bunun hesabına tıklarsanız savaşlar kısmında en yüksek kupa yapalım abi ve en yüksek kupa yaptığımızda abi adam bir seviye Genie'yi 1500 kupaya kadar çıkartmış arkadaşlar. Sizce bunu nasıl yapabiliyor yani bir seviye bir Genie ile hatta bunu 2000 kupaya kadar çıkartmıştı. Şu an sezon sıfırlandığı için 1500'lere düşmüş 2000 kupanın üzerine çıkartmıştı yani öyle söyleyeyim. Bunu nasıl yapabiliyorlar arkadaşlar yani bir seviye bir karakteri 2000 kupa üzerine nasıl çıkartmayı başarabiliyor bu oyuncular? Aklım ermiyor abi yani bir seviye bir Genie yani Genie OP de bir karakter değil ve bunu bir seviyedeyken 2000 kupanın üstüne çıkartabiliyorsunuz. Şu an 1500 gözüküyor ama dediğim gibi sezon sıfırlanmadan önce bu 2000 kupaydı bu karakterin kupası. Yani nasıl bunu yapabiliyorlar arkadaşlar? Sadece 285 3v3 oynayaraktan abi bunun kupasını yapmış. Bak burada da gözüküyor. 2161'e kadar çıkartmış. Zaten diğer karakterlerin kupası 0 arkadaşlar görüyorsunuz. Rütbesi de 0. Yani burada da gördüğünüz gibi en yüksek 2161'e kadar çıkartmış hesabın kupasını anlayabiliyorsunuz. Ve bu kulübe girerseniz eğer One Trick Spike diye birisini göreceksiniz. Bakın 29. başkan diyor arkadaşlar. Ve One Trick Rico göreceksiniz. Abi bunlar bir seviye karakterleri nasıl bu kadar yüksek kupayı kasabiliyorlar? Gerçekten anlamıyorum. Bir oyunun açığı mı var? Ondan mı faydalanıyorlar? Hile hurda mı karıştırıyorlar işin içine? Gerçekten anlamış değilim ama bu hesapta arkadaşlar Spike karakteriyle bir seviye Spike'la tamı tamına 2166 kupa yapmış gördüğünüz gibi ve karakterin en pahalı kostümü olan çizgi film Spike almış. Savaş kartını gördüğünüz gibi karakterin ustalığını tamamlamış ve eğer ki tıklarsanız şu an kupası 1499'a düşmüş onun da ama diğer hesaplarındaki kupalara bakarsanız zaten total kupasını arkadaşlar 2160'lara kadar falan çıkartmış Spike'ın aslında sezon sıfırlanmadan önce. 2160 kupa yani nasıl yapabiliyor arkadaşlar bir seviye Spike'la?
Evet, bu maddemiz videolu bir madde ve arkadaşlar çok garip gördüğünüz gibi bakın baştan alacağım bir. Hatta burada Ginny ve Spike arkadaşlar bakın bir yerde birlikte oluyorlar sanki Kid sanki yani arkasındaki anladın mı? Ve üstüne çıkıyor gibi ve aynı hareketleri yapıyor arkadaşlar nakalta bakın. O sağa gidiyor sola gidiyor birbirine bitişik oynuyorlar. Ve hani ne yapıyorsa onu yapıyor bak. Ateş ediyor diğeri de ateş ediyor. Diğeri bir yere gidiyor diğeri de gidiyor falan böyle acayip bir durum arkadaşlar. Hani bu hesaplar bunu nasıl yapabiliyorlar? Böyle bir oyun açım var baksanıza bak bak. Ginny yanına gitti Spike'ın da birlikte hareket ediyorlar arkadaşlar. Kesinlikle ayrılmıyorlar. Hani bunu nasıl yapabiliyorlar? Gerçekten aklım hayalim almıyor. Hile mi yapıyorlar bir çeşit? Bug'dan mı faydalanıyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Gerçekten bu maddede o yüzden sizlere bunu da göstermek istedim. Çok ilginç bir durum arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Abi ben anlamadım hocam bu işi. Yani ya farklı iki oyuncu olsa gideceği yeri nereden biliyor? İkisi de aynı anda hareket ediyor çünkü ve hani aynı anda ateş ediyorlar. Bilmiyorum aynı oyuncu bile olsa bu şeyi oynayan o bile çok zor arkadaşlar ama ben anlamadım hocam. Gerçekten bu maddede o yüzden bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Çok ilginç bir madde. Arkadaşlar maçın sonrasında tekrardan hesaba da dönüyor. Bakın şimdi göstereceğim. Bakın burada dönüyor. Ve savaş günlüğünü de gösteriyor. Gayet normal. Oyun abi bak. Adamların profilini de gösteriyor bu arada. Ve son maddede de arkadaşlar sizlere yine çok ilginç bir etikete sahip bir hesap göstereceğim. Loray Tunes kulübüne girerseniz abi. Burada ikinci sırada bir oyuncu var. İsmi Denks arkadaşlar. Onun eğer ki hesabına tıklarsanız dünyanın en garip etiketli oyuncusu olduğunu göreceksiniz ve oyuncu etiketi arkadaşlar 2Q0Q0Q0Q. Abi bu nasıl bir etiket? Ne kadar değişik bir etiket ve gerçekten bu etiket nasıl böyle denk gelmiş? İnanılmaz bir olay arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir etiket ve maddelerimizin sonunda da yani son maddede sizlere bunu göstermek istedim. Bu etiket hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin böyle ilginç bir etiketiniz var mı? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ama benim hayatımda gördüğüm böyle hani en ilginç etiketlerden biri uyumlu da bir etiket anladın mı? 2Q0Q0Q0Q. Evet gerçekten çok ilginç akılda kalıcı da bir etiket. Sanki böyle parasını vermişti parayla almış özel bir etiket gibi yani. Komik de bir etiket olduğu için arkadaşlar garip de bir etiket. Sizlere de bunu göstermek istedim. Bu maddemizde diyelim mi arkadaşlar artık maddelerin de sonuna geldik. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla gizemli hesap bölümü isterseniz de mutlaka videoya 2000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka da Brawl Stars önerilerine görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.